Herkese merhabalar, ben Hafize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte en sevdiğim konulardan biri olan serum incelemesi çekiyoruz. Bugün inceleyeceğimiz serum Garnier'in çok yeni çıkmış olan kömürlü serumu. Bu serumun içinde kömür olması bu serumu en ilginç kılan noktalarından biri. İlk başta nasıl kullanılırla başlayalım. İlk kullandığım güne ve sonrasındaysa son kullandığım, yani bu sabah kullandığım dakikalara gidelim. Hello! Şimdi Garnier'in bu yeni serumunu daha yeni kullanmaya başlıyorum. İlk defa sizinle birlikte açıp, ilk defa sizinle birlikte kullanıyorum. Şimdi duştan çıktım, yüzümü temizledim, kil maskesi yaptım. Şimdi bakalım ne kadar oranda uygulamam gerektiğine dair ne diyor ya da nasıl uygulamam gerekiyormuş. 7 gün içinde cilt dokusunda arınmış ve cilt tonunun daha eşit görünür. 28 gün içerisinde gözenek ve siyah nokta gibi cilt kusurlarını görünmez azalma demiş. Hemen alıyorum. Şu kadar yeter diye düşünüyorum. Cildimin belli noktalarına uyguluyorum. Ve sonrasında nazikçe yaymaya başlıyorum. Buraya fazla sürmüşüm. Şöyle. Ciltte herhangi bir arınma gerektirmiyormuş. Garnier serumlarını severim. Bakalım bu nasıl etki edecek? Bugün ilk gün. O yüzden çok güzelce yedirelim. Bundan sonra sabah akşam uygulayacağım. Şimdi ürünümün ne kadar olduğunu da göstereceğim. 7 günün sonunda ne kadar kaldığını da göreceksiniz. Ve tamam. Şimdi ürünüm bu. Boyutu da bu kadar. Bakalım 7 günün sonunda bu ürün ne kadar kullanılmış olacak? Ben size ilk 7 günlük süreci çekeceğim. Sonrasında 28 gün boyunca kullanınca etkisini de zaten sizlerle paylaşırım. Bu arada siyah olmasına rağmen herhangi bir siyahlık yüzümde bırakmadı. Sizinle tam tamına bir hafta sonra görüşürüz. Günaydın. Bugün 9. günüm ve kullanmaya başlıyorum. Şimdi birazdan bunu kullandıktan hemen sonra 5 dakika falan sonrasında güneş kremimi sürüp makyajımı yapmaya hazır bir hale geleceğim. Böyle. Her yere değdiriyorum. Bu arada kokusu bence inanılmaz güzel. Şunu da yok edeyim artık. Bence emildikten sonra da güzel duruyor. Şimdi zaten birazdan detaylıca yorum yapacağım. O yüzden siz bunu büyük ölçüde arada izliyorsunuz. Bunu böyle güzelce yaydıktan sonra 5 dakika kadar bekletiyorum. Sonra güneş kremimi sürüp makyajımı yapmak için hazır ve nazır bir şekilde makyajımı yapıyorum. Şimdi ben birazdan güneş kremimi de süreyim, makyajımı da yapayım. Karşınıza hazır bir şekilde tekrardan oturacağım. Günlük cilt bakım rutinimden azıcık bahsetmem gerekirse, normalde sabah akşam cildimi temizleyen biriydim. Fakat sonrasında sabahları cildimin temizlenmemesi gerektiğini, aksine akşamdan biriken, yani akşam uyurken temizleyip yattığınızda cildinizin tazelendiğini ve cildinizin o yağa ihtiyacı olduğunu duydum. Bu yüzden de sabahları sadece uyandığımda cildimi soğuk suyla yıkıyorum. Bu da bir trik olsun sizlere. Sadece soğuk suyla yıkıyorum ve gerçekten etkisini inanılmaz gördüm. Sabah uyandığımda yaptığım ilk şeylerden biri elimi soğuk suyla yıkadıktan sonra serumumu uygulamak oldu. Serumu uyguladıktan sonra ise tabii ki de güneş kremimi sürdüm. Akşamları eve geldiğimde cildimi güzelce temizledim. Normalde ben 2 günde bir duş aldığımda İpek keseyle cildimi keselerim. Böylelikle ölü deriden arındırmış olurum. Fakat bu ürünü kullanırken böyle bir şey yapmadım. Çünkü bu ürünün vaat ettiği şeyi yapıp yapmadığını merak ettim.
Bu ürün neler vaat ediyor? Hızlıca şuradan okuyalım. Faydaları nelerdir? Zenginleştirilmiş siyah serumumuz cilt kusurlarının görünümünü azaltır, cildi pürüzsüzleştirir, eşit bir cilt görünümü sağlar. Şu an tabii ki yanaklarımda ve şuramda allık olduğu için eşit bir cilt görünümü yokmuş gibi geliyor. Ama bu ürünü kullanmaya başladığım günden beri gerçekten cildimdeki temizliği hissedebiliyorum. Ayrıca sağlıklı, ışıl ışıl bir cildim oluyor. Bununla birlikte insanların yine "Ya yüzüne ne sürdün? Çok güzel bir cildin olmuş." dediği yorumları da bu serumla birlikte aldım. Bu serumu kullanırken ne kadar sürede etkisini görebilirsiniz? Şimdi kanıtlanmış etkileriyle hızlıca bahsedelim. İlk kullanımdan itibaren daha pürüzsüz ve mat bir cilt görünümü. Ben cildimin matlaşmasını, yani karma bir cilt yapısına sahip olduğum için, T bölgem yağlı, buralarım ise kuru olduğu için matlaşmasını istiyorum. Sadece T bölgemin. Ama baktığımızda yaptığım günlük rutinlerimde genel olarak cildimin normal cilt tipine uymasını sağlıyorum. Bu serumda bana hiç eksi olumsuz bir yöntem sergilemedi. Eğer cildim kuru olsaydı tercih etmeyebilirdim. Gelelim 7 gün düzenli kullanımdaki etkisine. 7 gün içinde cilt dokusu arınmış ve cilt tonu daha eşit görünür. Bu bir gerçek. Ben de sabahki cildime bakarsanız ilk gün ve 7. hatta 9. gün arasındaki farkı görebilirsiniz. 28. gün içinde gözenek ve siyah nokta gibi cilt kusurlarının görünümü azalma. İşte tam olarak bu noktada bunun için cilt kesesi yapmadım. Cildimin, yüzümün keselendiğinde siyah noktalardan arındığını biliyorum. Üstüne bir de kil maskesi falan da uyguluyorum. Ama şu an cildime dokunduğumda burnuma, ki benim en çok siyah nokta sorunum burnumdadır. Burnuma dokunduğumda o pürüzsüzlüğü hissediyorum ve daha 28 gün bile dolmadı. Ürünün dış ambalajını birazcık daha inceleyeceğiz ve tabii ki de üründeki en önemli noktalardan biri olan cruelty free, hayvanlar üzerinde test yapılmamış olduğunu göreceğiz. Bu gerçekten önemli bir ibare baktığımızda. Ayrıca içeriği de %100 vegan formüllü. Şimdi ürünümüzü paketten çıkarttığımızda içerisinde adlarını nasıl okunuyor bilmiyorum gerçekten. %4 olmak üzere şuraya yazıyorum. Salisilik asit ve peeling etkisi bulunuyor. Bu da bu serumun farklı kılanlardan en büyük önemli etkenlerden biri. Paketimizden çıkarttığımızda bizi böyle klasik Garnier şişesi karşılıyor. Şimdi sizlere her videomda olduğu gibi düzenli kullanımda şu an 9. gündeyim ve bu kadar kullanmışım. Bence bu serum beni tahminime göre 7 daha 20, 28. Tam bir aylık serum olduğunu düşünüyorum. Bir ay boyunca kullandığımda bence bu paketi bitiririm diye düşünüyorum. Ama tabii ki de bununla ilgili sizlere aşağıda açıklamaya 28 gün sonra neler oldu yazacağım. Ya da Instagram'dan paylaşacağım. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız şuradan ya da şuradan gidip takip edebilirsiniz. Serumun paketine geri koyuyorum ve artık tamamen daha farklı ne anlatabilirim diye düşünüyorum. Ama sanırım serumu enine boyuna inceledik. Sizin merak ettiğiniz, eğer sizin bu serumla ilgili farklı sorularınız varsa ve bana danışmak isterseniz aşağı yorum kısmına lütfen sorularınızı yazın. Bu videoda umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım size hap kısa ve hızlı bilgiler verebilmişimdir. Bildiğiniz üzere en çok izlemeyi sevdiğim ve en çok incelemeyi sevdiğim videolar serum videoları oluyor. Bu serum videosu da bence güzel bir video oldu. Ayrıca serum videolarım inanılmaz izleniyor. Bunun için de çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tıklamayı, incelememi istediğiniz başka bir serum varsa aşağıya yorum atmayı lütfen unutmayın. Gelecek diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.